Herkese iyi pazarlar, herkese güzel günler dileriz efendim. Ben Enis Kirazoğlu, Enis Kirazoğlu kanalındasınız. Yanımda biricik kardeşim, güzeller güzeli Furkan Kirazoğlu. Konuşmasıyla ünlüdür biliyorsunuz. Hep konuşur, çok konuşur ve rahatsız olur. Bu arada Furkan'cığım teşekkür ediyorum MB misafir olarak geldiğin için ve arkaya pislik gibi eşyalarını bıraktığın için. Ne lan burası, çöp ev mi? Çöp ev mi burası? Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Fenerbahçe skor tahminlemecesi yapacağız. FIFA 18 üzerinde Galatasaray'ı sevgili kardeşim yönetecek. Fenerbahçe'yi sevgili ben yöneteceğim. Güçleri görüyorsunuz zaten ekranda. Formalardan iki takımın da klasik formalarını seçelim derim. Taraftarın istediği bir ilk 11 anlayışı yerleştirmeye çalışalım. Efsanevi seviye şeyi ayarlayalım abi. Bugün hava yağmurlu mu değil. O zaman havadaki yağmuru kapatacağım. Şimdi biz geçen maç Fenerbahçe takımı olarak 4-3-3 oynamıştık diye hatırlıyorum ben ama klasik taktiğimizle çıkalım. Sadece topu al yerine hoca Ozan Tufan'ı tercih ettim. Hasan Ali kaldırımda şey olsun. Kalsın burada. Şikirtel Neto, Kameni Kale'de, Yanseliler Uç'ta, Valbuena, Dirar tamam. Bizim takım okey. Bizim takımda bir sıkıntı yok. Sadece şu özel taktikten şeye yerleyeceğim. Şu presi agresiflik düşük zaten bizde. Çok gerçekçi olmuş lan agresif. Basmıyoruz. Galatasaray tam tersi. Agresifliğin yüksek olması lazım. Önde basıyor adamlar. Takım genişliği dar. Hız pas yok. Hiçbir şey yok. Biz çok yavaş oynayacağız. Çok ağır kanlıyız. Bir kadronu göstersene bana. Çok kısa görmek istiyorum kadronu. Ha, ona göre oyun anlayışı belli de Galatasaray'ın orada oyuncuların gücü de hiç fena değilmiş ya. Gomis 82. Tamam. Gördüm. Belledim. Taktiği oluşturdum kafamda. Güzel maç olsun. Gerçekteki maç skorum benim açıkçası tahmin edemeyeceğim bir skor. Yani şimdi Galatasaray çok daha avantajlı duruyor. Ligdeki durumu çok iyi. İşte performans çok iyi. Genel oyun anlayışı çok iyi. Fenerbahçe geçen maç iyi oynamıştı. O yüzden herkes gene iyi oynayacağını düşünüyor ama ne kadar iyi oynayacak bilmiyorum Fenerbahçe'de. Zor. Bir şu maçı yapalım ondan sonra tahminimizi de yaparız. FIFA'da bakalım Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Galatasaray'ın sahasında taraftarlar doldurmuş sahayı Sanderson Park'ı. Nasıl bir maç olacak, nasıl bir mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Güzel maç olsun, dostluk kazansın dostum. Sevgili kardeşim. Şimdi Galatasaray Mariano'yla sağdan gelecek ama biz de ortayı şöyle bir kapatalım. Elhanda Galatasaray hızlı başlamıyor. Sakin başlıyor. Pastarla geliyor üzerinde. Kapat orta sahayı. Şikirtel karşıla Gomis'i. Bravo Şikirtel. Çok düşecek sana Gomis karşılamada. Ozan Tufan yürü. Biliyorum zaman zaman yürüyebiliyorsun Ozan Tufan. Giuliano istedi topu. Giuliano sevdiği yerler. Giuliano çevirdi. Yansen. Genç oyuncu. Şimdi Fekuili'ye dikkat. Dikkat adam geldi, takıma adapte oldu. Dikkat. Güzel müdahale. Valmuş mu? Valmuş. Valbuena'dan güzel müdahale. Sert müdahale. Kapat abi. Bugün orta sahalar çok kritik bir önemde. Gerçek maçta da. Galatasaray'ın orta sahasında çok önemli isimler var. Yani Fenerbahçe buna nasıl bir cevap verecek? Görmek lazım onu. Galatasaray benim tahminim maçın başlamasıyla beraber agresif bir oyun anlayışına sakin olacaktır. Aykut Hoca'yı da tanıyorsam agresif bir oyun anlayışından ziyade topu kontrolünü eline alıp daha ağır bir oyuna dönmeye çalışacaktır. Bu arada dikkat. Daha aman vuramadı. Hayır. Neto oğlum şu topu uzaklaştırdın. Bak işte gerçek başta kesin böyle bir pozisyon olur, ben size söyleyeyim. Hayır. Açamadık abi. Kapattın. Kameni. Bugün çok iş düşecek ona kalede. Hasan Ali kaldırım. Yürek yemiş gelmiş maşallah. Şu şeye bak, hareketlere bak. Dirar sen misin o? Dirar sakin. İşte Aykut Hoca'nın oyun tarzını yansıtalım biraz sahaya. Aykut Hoca'nın paslı oyun tarzını yansıtalım. Ozan Tufan. Yürekler. Bir gerildi yürekler. Valbuena. Hasan Ali koşuyor. Hasan Ali'nin önüne doğru geçmedi. Bunlar geçmezse Valbuena büyük sıkıntı içine gireriz Valbuena. Fegüli kapattı. Gomis. Gomis'in de bu arada Fenerbahçe savunması arasında ne yapacağını merakla bekliyorum. Çok etkili bir forvet. Yani Fenerbahçe'de defans olarak bireysel oyuncular, yani Neto da Şikirtel de iyi kaliteli oyuncular ama takım savunması anlamında zayıf olduğumuz için Gomis'e çok bol pozisyon düşebilir maçta. Yansen'cim bas abi. Bas abi, Rodriguez'e dikkat. Hızlı oyuncu, İsla'da tecrübeli ama. İsla'da orada tecrübeli yer. Karşıla. Geçmesin. İsla tecrübelisin dedik. Bravo. Nasıl korner mi? Ha, ben dedim. Çok sinirlendi, out'a vurdu herhalde.
O kadar sinirlendi ki bastı, out'a gitti. Bravo Kameni. Sevdim bu topu uzaklaştırmanı. Çık abi, çık üzerine, çık üzerine, çık üzerine. Çık üzerine. Aman ha. İlk tehlikeli şut Komis'ten geldi. Bu arada Galatasaray seyirci üstünlüğünü sahaya yansıttı şu anda. Baskı altına aldı. Bu baskıdan Fenerbahçe olarak çıkmamız lazım. Elhan da çok güzel müdahale Hasan Ali Kaldırım. Yürü şimdi Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali Kaldırım. Bravo. Tam sendik bir hareketti bu. Çıkarken orada verilen hata. Ha, bu arada gerçek maç böyle olabilir. Şu an çok gerçek maçın böyle olacağını düşünüyorum. Böyle bir bakalım, pasla çıkmaya çalışalım. Kim o sakatlanan ya? Neto mu sakatlandı? Abi ne ara sakatlandı ulan? Savunma oyuncusun sen, ne oldu? Nasıl pozisyona girdin de sakatlandın? Giuliano hiç top çıkaramıyorsun. Neto'ymuş sakatlanan bu arada. Neto sakat ve çok ağır şu anda. Sakat ve şu anda çok ağır. Ozan Tufan karşıladığını aman 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 aman. O presin sonucunda gol geldi. Gol geldi. Ah, Ndiaye güzel gol. Yalan yok, güzel gol ama yani şurada hücuma çıkmak konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bak 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 bak. Gereksiz ve riskli hareketler ya. Gereksiz ve riskli hareketler. Kapat abi orayı. Kapat abi orayı. Kapat abi orayı. Kapat abi orayı. Bak. Heh. Şimdi çıkabilir miyiz? Galatasaray pis kitledi. Pis kitledi. Buradan bir kontratak çıkartmam şart. Çıkartırsam tehlike olur. Şu Neto da iyileşecekse iyileş abi ya. Beklenmedik sakatlıklar istemiyorum. Bravo Ista. Bravo Ista. Giuliano. Sakin. Valbuena ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neto hayır. Hayır ya. Çıkarken yapılan bu ikinci top kaybı oldu. Ama yapma yapma yapma. Oğlum sen beni bitirecek misin lan? Fenerbahçeli taraftarları üzerime mi salmak istiyorsun? Kafa kafayı oynayacağız demedi mi? Maçtan önce bunları konuşmadık mı? Abo, dedim 3 oldu herhalde. Dedim herhalde 3 oldu. Abi hiç bu top geçmiyor ya. Çok ilginç şeyler oluyor şu anda. Artık kendimize gelmenin zamanı geldi mi? Geldi. Haydi. Hasan Ali çok güzel girdi içeri Hasan Ali. Vur ulan Hasan Ali kareye. İlk şut Hasan Ali'nin sağ ayağından geldi. Durumun vehametini özetlemek için söylüyorum bunu. Yansen. Kaleci Yansen değilmiş. Kimmiş o bilmiyorum. Göremedim onun kim olduğunu. Bas abi, önde bas. Artık gole ihtiyacımız olan dakikadayız. Valbuena yap bir şeyler artık. Yap bir şeyler artık. Yap bir şeyler artık. Güzel pas verdi. Giuliano kaleye vurdu. Olmadı. Olmadı. Baskınlığımızı arttırdık. Etkinliğimizi arttırdık. Kes abi içeri. Valbuena güzel kes. Güzel kestin. Sekken top Dirar Sendo. Dirar Sendo. Dirar Sendo. Aldın o topu. Aldın o topu. Aldın o topu. Aldın o topu Dirar. Kestin içi. Lan nerede? Adamların hepsi yere yatmış. Furkan görmediğim dakikalarda ne yapıyorsun sen? Görmüyorum diye ne yapıyorsun? Bir giydirdin mi? Ne yaptın? Dirar Sendo. İsteğe verdin. Tekrar Dirar, sen aldın o topu. Dirar. Kanatları biraz da etkin kullanmanın zamanı geldi artık. Dirar yürü. Dirar yürü. Dirar yürü. Dirar yürü. Bak terste Valbuena var. Ulan en ters adamı orta açtık Valbuena'ya. Direkt kafa topu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi bu ne, herkes sakatlandı bende. Oğlum ne yapıyorsun? Tuş mu çözdün? Cheat kodu mu açtın? Şifre mi yazdın? Nedir bu, herkes bende sakat? Ha hocam, bitir maçı da. Bitir maçı da. Oğlum bak, biraz düzgün oyna. İki adamın da ayağını kırdın gönderdin. Bunun bir üst seviyesi zaten yani. Mevzu çıkar. Neto da ya, Yansen iyileşmiş, Neto iyileşemiş. Neto'yu çıkartacağım oyundan. Neto belli ki maçı sonuna kadar iyileşmeyecek. Buradan bunu anladık. O zaman Fenerbahçe taraftarının en sevdiği isimlerinden bir tanesini stoperde görelim. Mehmet Topal, geç stopere. FIFA'da milli takımı yönettim bu arada. Baktım hakikaten stoper yok bizde. 75 üstü overall'lı adam yoktuk milli takımında neredeyse. Tam yan pas kültürü. Giuliano. Çok güzel. Dirar. Dirar kes abi içeri. Ulan Valbuena değil. Yan sene kes şunu.
Balbuena'yı kesecektin. O çocuk oradan nasıl vursun kafayı ya? Vurun abi. Bir kimse yok mu? Hocam korner mi? O korneri mi uzattı? Ne yaptın? Hiçbir şey anlamadım. Out'ta. Öyle bir uzattı ki elini. Çok güzel Dirar. Verdin Giuliano'ya. Giuliano Yansen'e verdi. Yansen Dirar'ı çok güzel gördün. Dirar. Yedi onu. Yansen'e çıkarttı. Seken top. Lan nasıl kaçırdın bunu? Bunu nasıl kaçırdın? Müthiş ataktı. Nasıl kaçırdın bunu? Abi inanılmaz. Şunu nasıl vurabilirsin oraya ya? Çok etkili başladık ikinci yarıya. Güzel güzel. İkinci golden sonra kendimize geldik. Ama bunlar kaçarsa galibiyet zor buradan arkadaşlar. Lütfen. Bas abi. Güzel paslarla çıkmasınlar. Heh, uzun oynasınlar. Böyle top değiştirsinler. Orada basalım alalım topu. Dirar basardı. Bas orada. Hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Top da bizde kalmadı ki. Dirar bastın. Ozan. İsta sen de o. İsta ne yaptın? İsta bıraktın gittin. Evine gittin İsta ya. Mehmet. Oo adam yürüdü. Aba Kameni. Oo şikirtel. Hayır. Bu nasıl pozisyon oğlum? Oy. Aman yürekler ağza geldi. Maipon'a dikkat orada. Çok güzel. Valbuena uzaklaştırmış topu. Sen misin? Yok şimdi Valbuena sensin. Valbuena yürü. Bir şekilde yürüdün oğlum. Hocam. Tam gerçekte oldu. Düştü kalktı. Ya seni bu arada Rodriguez'in yerine hoca oyuna soktu galiba şu anda. Bakalım nasıl değişiklik sağlayacak. Valbuena kes içeri. Giuliano biriniz kafaya vurur belki. Souza vurdu da. İyi yere değil abi. Yapma. Oy. Of. Yürekler ağza geldi. Of. Çok güzel o. Gene ağzını burnunu kırdın birini sen orada. Dirar girdin içeri. Dirar artık dar açıdasın. Müthiş bir şut gerçekten. Fenerbahçe'nin taktiksel değişiklik etmesi lazım beyler bayanlar. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Dizilişlerden hemen hocamızın daha önceki maçta denediği şeye geçelim. Nerede bizim 4-3 atak ya? 4-3 atak ha. Atakta Yansen'i ortaya alabiliriz belki. Giuliano kanatta kal tamam. Valbuena sen de orada kal. Bunu beğenmedim ya. Hocam bunu kullanmayacağım hocam. 4-4-2 yok mu ya? Julian Ozan Tufan olsun. Soldado Yansen de birlikte oynasın. Böyle bir taktiksel anlayışa gidelim. 4-4-2. Valbuena sol, Dirar sağ tamam. Hatta Dirar'ı da çıkartacağım. O da yorulmuş çünkü kondisyon olarak. Onun yerine Alper gel. Ozan Tufan yerine Ekici gel. Ha bitti değil mi tabii. Dünya şey Neto'yu unuttum ben. Sakatladım var ya senin o ayağın burnunu ağzını bıktığın Neto. He keeps things simple but his understanding of the game positionally is top class. Bakalım bu değişiklik maça nasıl yansıyacak? Yines solda iyi kaçırma düşüncesi ama İsta orada kapatacak. İsta kapat. Kapattın mı? Kapattın güzel de çıkarttın. Alper hocam elle oynuyorlar. Görmedin hocam. Sıkıntı yok devam ediyoruz. Alper verdi pasını orada. Yansen tek top güzel mi Alper'e? Biraz daha uzun olsa fena olmayacaktı. Biraz daha uzun olması gerekirdi onun. Kanatlardan besleyebilecek miyiz bilmiyorum ama orada bir üçgenler kurmak lazım. Giuliano'nun çıkması ve Soldado ile Yansen'in arasına girmesi lazım üçgenler için. Kapat abi orayı. Güzel. Ah!
topu kapamadı, topu kapamadı. Dikkat, dikkat, dikkat. Şimdi kontra çıkar mıyız buradan? Şimdi kontra çıkar mıyız buradan? Sen Soldado musun? Hocam faul yok mu? Ha, teşekkür ederim. Adam çekti, attı, götürdü yani. Valbuena yürü, Valbuena yürü, Valbuena yürü. Geç abi içeri, geç abi içeri. Allah Allah, orta açana kadar dünya kadar zaman geçti ya. Bomboş sağ kanat, bomboş. Şimdi de sol kanat bomboş. Kapat orayı Hasan, kapat orayı. Kapat orayı, bravo. Ulan topu aldın, niye veriyorsun? Neyse, o dışarıda. Daha bir gol atmamız lazım, sonra bir tane daha gol atmamız lazım. Gol atağa çıktık artık, gol atak. İsla çok güzel verdin orada. Çok güzel verdin orada. Yerden Yansen. Kestiğin yerde kimse yok Yansen. Kestiğin yerde kimse yok Yansen. Güzel, 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 güzel. Devam. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yansen ver pasını Alper'in önünde. Alper'in önünde verdin. Alper sevdiğin toplar. Tüm atlarımızı yüklendik. Haydi be. Haydi Valbuena. Güzel kestin orada. Wheeler mi kafa vuruşu gelmedi? İndir bir daha Valbuena'ya doğru. Ulan nereye indirdin? Sakin. 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 Yürü abi İsla. Yürü abi İsla. Yürü abi İsla. Yürü abi İsla. Ah, dolsanız abi içeri. Niye herkes dışarı çıkıyor? Halk mı var dışarıda? Heh. Bomboş olan kaldı adamın önüne. Şikirtel. Bitir onu. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Lütfen. Lütfen. Tertemiz pozisyon. Yürü abi. Yürü abi Valbuena. Yürü abi Valbuena. Ulan herif hızlı çıktı. Hızlı çıktı. Yapıştırdı bir de. Yere yapıştırdı. And it looks dangerous. Hayır, 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 hayır. Oy. Fena gol kaçırdı. Abi bu hatalar nedir ya? Bu hatalar nedir ya? İyice dağıldık, iyice dağıldık. Bravo Mehmet Topal. En azından bir gol. En azından bir gol için. En azından bir gol için. Bravo Soldado. Maça müthiş ısındı. Maça gerçekten müthiş ısındı. Soldado. Orada bir pres gelecek mi? Burada maçın başında işte konsantrasyon olarak zayıf olduğumuzda bir anda yediğimiz goller çok mu sevindim? Bir anda yediğimiz goller pahalıya mal oldu. FIFA skor tahmini mecemizde skor 2-0 Galatasaray lehine bitecek. Bakalım gerçek maçta ne olacak? Bana sanki 2-2 bitecekmiş gibi geliyor. İçime doğan bir his. Hiçbir mantıksal şey yok yani. Hiçbir argümanı yok. Hani Fenerbahçe şöyle, Galatasaray şöyle falan filan. Öyle içime doğan bir his. Şimdilik bizden bu kadar. Limek Aşak. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarız akşam da güzel bir maç seyretmiş oluruz. Bay bay. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.